Peki Evet. fıtığının içine sıklıkla hangi organlar girer? Sıklıkla bağırsaklar girer. Bağırsaklar. Her iki cinste de ama cinsiyette de ama kızlarda yumurtalığa dikkat etmek gerekiyor. Hı hı. Özellikle küçük bebeklerde yumurtalık giriyor. Maalesef bizim kendi arkadaşlarımız bile yani hekimlerimiz bile anlamakta zorlanıyorlar. Bir geniş bir resmimiz var. Orada aslında çok rahat görebiliriz bazı yapıları. Beşinci fotoğrafı rica edelim yönetmenimizden. Onu koyabilirsek. Çünkü orada ben belirtileri orada tarif biraz edeyim da size. Evet, şöyle, görme şansımız olacak. Kızlardaki kasık fıtığına dikkat edelim. Sanki kasığında küçük bir beze varmış zannedilir çocuğun. Bazı zaman da beze var, bu takip edelim. Bir sıkıntı yok denilebilir. Halbuki o yumurtasıdır. Zaten o büyüklüktedir. Bu açıdan kızlardaki kasık fıtığı daha sinsi seyredebilir başta. Kasıkta hemen işte erkeklerin pipinin yan tarafında, özellikle sağ tarafta daha belirgin olan, sanki içinde bir ceviz büyüklüğünde bir şey var da kayboluyor gibi olur. Evet. Hocam bir ıkındığı zaman, ağladığı zaman belirdi, sonra kayboldu. İşte kabız olduğu zaman daha çok belirgindi, sonra kayboldu derler. O zaman ağlamak yapar mı fıtık? Yapmaz. Ağlamak fıtık yapmaz. Çok bakın iyi sordunuz bu soruyu. Annelerin en çok sorduğu soru. Hocam işte babamıza bir şey der misiniz? Ben ağlatıyormuşum da ondan fıtık olmuş. Büyüklerimiz de öyle söylüyor. Ben bakamıyorum. Evet. Bakamıyorsunuz, bakamıyorsun demeye çalışıyorlar bana. Şöyle söylüyorum ben ailelerime. Rüzgar kilitli kapıyı açmaz. Güzel. Rüzgar hafif böyle açık bırakılmış veya kilitlenmemiş kapıyı açar. Yer edinmesi lazım o zaman. Evet, yani kilitli kapı açılmaz. Kilitli kapıdan kastımız ne? Doğuştan kapanmıyorsa fırsat arıyor. Ağlamak çok iyi bir fırsat. Evet, ağlamak fıtık yapmaz, fıtığı erken çıkarır. Erken ortaya çıkarır. Güzel, belirtisini o zaman. Ikınmak erken ortaya çıkarır. Büyük yaşta ağır kaldırmak, ağır bir işle uğraşmak. İşte ağır bir işle uğraştı, fıtık oldu denir. Evet. Bu işte bu fotoğrafta gördüğümüz gibi bütün işte erkeklerde ve kızlarda kasık fıtığının ve diğer oluşumların görüntülerini görüyorsunuz. Evet. Sıkışmış fıtığa ben sağ alt köşede dikkat çekmek istiyorum. Sıkışmış fıtıkta da kasıkta sürekli bir şişlik vardır. Çocuk çok huzursuzdur. Çocuk kusuyordur. Çocuk emmeyle veya yemeyle alakalı hiçbir şeye bakmaz. Yemek olayı yok. Huzursuzdur. Huzursuzdur evet. Ve o kısma dokundurmaz. O kısmın üzeri de belli bir süre sonra ödemlenir ve kızarmaya evet. başlar. Yani burada sıkışmış fıtığa dikkat etmek gerekir. Kızlarda da yumurta sıkışması bu şekilde olur. Huzursuz bir bebek, sürekli ıkınan bir bebek. Bakın şöyle söyleyeyim ben basitçe. Huzursuz bir bebek, sürekli ıkınan bebek ve kasığında bir şişlik var. Evet. Aksi ispatlanınca kadar bu kasık fıtığıdır. Bunu mutlaka bizlere veya çocuk hekimlerine göstersinler.